Geçtiğimiz günlerde bir patlama meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir karavan infilak etti ve bölge adeta savaş alanına döndü. 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın kasıtlı olabileceğine dair ihtimaller üzerinde de duruluyor. Bu yaralılar arasında bir de Türk vatandaşı var. Patlama öncesi kaynağı bilinmeyen bir yerden, karavanın içerisinden de bölgenin tahliye edilmesine dair anonslar yapıldı. Önce tahliye anonsu duyuldu. Kısa süre sonra şiddetli patlama meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nashville kenti patlama dehşetini yaşadı. Bölgeyi savaş alanına çeviren patlama, bir GSM şirketinin binası önünde bulunan park halindeki karavanda oldu. Bölgede bomba imha ekipleri çalışma başlattı. Olaya Federal Soruşturma Bürosu FBI da dahil oldu. Bunun kasıtlı bir eylem olabileceği açıklandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde yerel saatle 6:30'da yaşanan patlama öncesi dijital bir kadın sesiyle "Bu bölge hemen boşaltılmalı" anonsunun yapılması dikkat çekti. Anonsun nereden yapıldığıysa belirsiz. Patlamada 3 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği yerde ise insan dokularına rastlandığı duyuruldu. Bulunan dokular üzerinde çalışma başlatıldı. Patlama sırasında karavanın içinde biri bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Patlamada 40'ın üzerinde ev ve iş yeriyle çok sayıda araç da zarar gördü. Patlamada GSM şirketinin binasının ağır hasar alması sebebiyle bazı eyaletlerde telefon ve internet erişiminde sorunlar yaşandı. Evet, bu patlamada yaralananlardan biri de bir Türk'tü, Süleyman Can Kıraç. Kendisi ana haberimize konuk olacak şimdi. Sayın Kıraç, öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Hem sağlık durumunuzu merak ediyoruz, nasılsınız? Hem de olay anına ilişkin yaşadıklarınızı, gördüklerinizi bize anlatır mısınız? 30 civarıydı tam o sıralar. Gözümü açtım bir anda. Bütün pencere, cam, çerçeve, evin ne varsa yattığımız yatağa geldi. Şanslıydık. Hani yorgan vardı üstümüzde ki daha fazla büyük kesiklerin olmasını engelledi. Şoktaydım. Hani uyandığımda dedim bitti buraya kadar. Siz evdeydiniz değil mi o sırada? Daha uyuyorduk biz, evdeydik. Bu ikinci caddede, yani iki bina yan tarafımızda oldu patlama. Doğalgaz patlaması sandım önce. Hani gözüm açar açmaz sakindik. Bir an önce evi terk etmemiz gerekiyordu. Üzerimizi giyindik. Ayakkabılarım içi hep cam kırığıydı. Hani ne yapacağımızı bilemedik. Doğalgaz sandım, deprem sandım. Bir an düşündüm, lambaya baktım, sallanmıyor. Birkaç tuğla düşmüştü pencerelerden, kopan pencere çerçevesinden. Bir toz cam kırıkları ağzımın içinde çok az parça parçalar vardı. Yani o anda düşünemedik. İnsanlar koridordaydı, apartmanın koridorunda ve şok bir şekilde etraflarına bakıyorlardı komşular. Sonra biz bir kız arkadaşımla kendimize geldik. Yani olaydan 2-3 dakika sonra insanlara yardım etmeye başladık. Bir tane komşumuz yalın ayak camların üstünde yürüyerek elinde köpeğiyle beraber sağa sola gidiyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ben hani onu uyardım. Ayakkabını giy dedim, hani her yer cam, bir yara alma. Bir an önce terk etmemiz gerekiyor. Komşu dedi ben korkuyorum içeriye girmeye. Ben yardımcı oldum. Kız arkadaşım diğer dairelere yardımcı oldu. Bir an önce boşaltmamız gerekiyor. Hani yıkılma tehlikesi olur diye. Sonra komple çatı, yani çatıdan parçalar düşmeye başladı biz yataktayken. Bitti dedim. Ya savaş? Dedim kıyamet kopuyor. Noel sabahı dedim. Hani her ihtimal bir an gözümün önünde canlandı. O zamana kadar normaldik. Aşağı ta ki kendimizi apartmandan dışarı atana kadar.
apartmandan dışarıya çıktığımızda sağıma baktım, soluma baktım. Bu dedim hani bir normal bir doğalgaz patlaması değil. Çünkü yani olduğum bölgede arabalar yanıyordu, ağaçlar devrilmiş, elektrikler patlıyordu. İndik bir ufak bir patlama ve göçük oldu sağ tarafımızda biz caddedeyken. O anda biz şoka girdik. Yani aklımızı kaybettik. Dedik bu normal bir şey değil. Birisi ya füzeyle saldırıyor. Dünya savaşı çıktığını bile düşündüm yani o an. Sonra insanlara yardım diye bağırıp çığlıklar atmaya başladım. Yani. Çünkü aklımı kaybetmiştim kapının önündeyken. Dedim bir an önce çıkmamız lazım. Hani buradan uzaklaşmamız lazım. Bir tek onu düşündüm. İnsanlara yardımcı olduk. Onlarla bizimle beraber aşağı doğru geldiler. İtfaiye ekipleri oradaydı. Polis ekipleri yolu kapatıyordu o sıra. Herkes şoktu. Hani itfaiyede ekipleri, polis ekipleri. Herkes şoktu. Soruyoruz. Kimse, herkes cevap bile veremiyordu ne olduğunu. Bilmiyoruz. Sadece bu tarafa doğru gelin diye bizi yönlendiriyorlar. Çok korkunç bir şey. Hani üzülüyoruz. Peki orada bir araçta meydana gelen patlama olduğu haberi olduğunu biliyoruz. Evet. Konuyla ilgili süreç nasıl işledi? Sizin sanıyorum orada çalıştığınız yerde çok yakın. Herhangi bir soruşturma, siz bir de hani görgü tanığı olarak herhangi bir ifade verdiniz mi? Neler yaşadınız sonrasında? Sonrasında biz hani polisler bizi tutmadılar orada. Biz canımızı kurtarmaya çalıştık. Ev arkadaşımı aradım. Orası kaldığımız bina kız arkadaşımın eviydi. Ben ev arkadaşımı aradım. Ben tek düşünebildiğim oydu. Çünkü polisler ve yardımcı ekipler de şoktaydılar. Komşumuz biz binanın içindeyken 5-6 el silah sesini duymuş. Biz sanıyoruz herhalde hani şoktan dolayı böyle söylüyor diye. Hı-hı. Saat 5.30 gibi silah sesleri duymuşlar. Polis ekipleri gelmiş. Caddeyi boşaltmışlar. Anons gelmeye başladı şeyde. Yani biz uyuyorduk çünkü biraz bina, kaldığımız bina cadde değil de biraz iç tarafa bakıyorduk. Giriş kapısı iç taraftaydı. Anons olmuş. Hani bu mesajı alıyorsanız lütfen uzaklaşın. Birazdan patlama olacak burada diye karavanın içinden yayın yapmaya başlamışlar telesekreterle. Polis bölgeyi boşaltmış. Oradaki hosteller var, apartlar var. Oraları boşaltmış ama bizim binaya girişte güvenlik olduğu için güvenlik kodu girememişler içeriye. Giremedikleri için de haliyle bizi boşaltamamışlar orada. Çoğu videoda polis, yani polis kameralarında benim izlediğim, sonradan polislerin bize söylediği, bölgeyi boşalttıkları, silah için polisler gelmiş. İki ekip arabası gelmiş. İki tane polis ekip arabası gelmiş. Raporu tutmuşlar. Rapor tuttuktan sonra anonsu duymuş polisler ve bir an önce boşaltmışlar caddeyi. İnsanlar sabah uyanıp Noel sabahı köpeğini gezdiren insanlar var. Hani şehir merkezinin tam ortası göbeği. Evet. Erken de bir saat değil mi sanıyorum? 06 sularında. Evet, saat 6, en son telefona baktığımda saat 6.32 geçiyordu ben apartmanda. Olaydan 1-2 dakika sonra biz apartmandan çıkarken ben video kaydettim. Sonra yardım ettim. O sıralarda 6.30 civarıydı yani. 6.30-6.32 civarıydı. Peki herhangi bir gözaltı oldu mu, bir yakalama oldu mu, konuyla ilgili bir kesinlik, net bir durum belli oldu? 63 yaşında beyaz bir Amerikalı'nın olduğunu FBI olay yerinde bulduğu insan parçalarıyla tespit etti. Sonra ertesi gün FBI adamın kaldığı evi araştırmış, karavanın görüldüğü yeri bulmuşlar. Evine gitmiş, evinden örnekler almışlar. Örneklerle oradaki buldukları deri parçası eşleşmiş DNA testinden sonra. Nedenini şu anda hala araştırıyorlar. Nedeni kimse bilinmiyor. Nedeni şu an hiç bilinmiyor. Ve adam duyduğumuz kadarıyla kansermiş. Bağırsak kanseri. Nedenini bilmiyorlar. Onu söylediler. Çünkü bütün mal varlığını, evini 20 yaşında bir genç kıza bırakmış. Bu olaydan önce. Yani nedenini şu an... Böyle bir eylem gerçekleştirmiş. Bir eylem gerçekleştirmiş. Hani nedeni, niçin yaptığı, insanlara zarar vermek istemediği, çünkü anonstan belli. Hani AT&T binasının önüne park etmiş karavanı saat 1.22 civarında. Biz o caddeden geçtik. Ben karavanı o akşam dışarı çıktığımızda
eve geri gelirken kar yağıyordu. Çok güzeldi ortam, hani ışıklar, hani. Hı hı. Ama bilemedik böyle bir şey olacağını, düşünemedik. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmedi. Tabii kimin aklına gelir, evet. Siz iyi misiniz? Şu an hani ufak yaralarınız olduğunu söylediniz ama hani ruh haliniz iyi mi? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Şu anda alakalı hani bir söylemek şu anda bir şey var. Hiçbir yetkili ekip kız arkadaşıma ya da bana ulaşmadılar. Ben ehliyetimi yenilemek için bütün pasaportum, kimliğim, her şey arabanın içindeydi. Noel'den sonra ehliyetimi yenilecek süresi dolmuştu. Şu an ulaşamıyorum. Yani arabama ulaşamıyorum, pasaportuma ulaşamıyorum. Sabah konsolosluğu aradım. Onlar yardımcı olacağını söylediler. Houston konsolosluğu Tennessee'ye bakıyor. Hani burayla ilgileniyor. Houston konsolosluğunu aradım. Bir bayan sağ olsun yardımcı oldu. Amirleriyle konuşacakmış pasaport için. Elim kolum bağlı şu anda. Hiçbir şey yapamıyorum. Ara sıra haberlere denk geliyorum. Ya da akşam olduğunda bir anda gözümün önüne geliyor uyandığım an. O korku, o cadde, o yanan arabalar. Gözümün önünden yani unutmaya çalışıyorum. Unutmak için oyun oynuyorum. Bilgisayarla ilgileniyorum. Arkadaşımla, hani arkadaşları eve çağırıyorum ki kafamız dağılsın biraz daha. Güçlü olmaya çalışıyoruz. Hani. Evet, lütfen güçlü olun. Tabii ki zor bir deneyim olmuş sizin için. Ruhsal olarak en azından psikolojik olarak bu zorluğu atlatacağınıza hiç şüphemiz yok. Bu anlamda da elimizden geleni yapmak isteriz biz de. En azından bu resmi ve yasal işlemlerinizle alakalı bir yardıma da ihtiyacınız olduğunu buradan da duyurmuş olalım. Umarız yetkililere sesimiz ulaşır. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar büyük geçmişler olsun. Çok teşekkür ederim. Yani destekleriniz için buradaki Gökhan Bey'e teşekkürlerimi sunarım. Buradan New York'ta. Evet, biz de TAS TV olarak zaten Amerika'da yaşayan Türklerin sesini duyurmaya çalışıyoruz ve vatandaşlarımızın istemeyiz elbette başına kötü bir şey gelsin ama olur da gelirse onların sesini duyurup yardımı bir an önce hızlandırmaya çalışıyoruz ve en azından bu dayanışmayı da göstermek istiyoruz. Çok sağ olun. Yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz. Çok teşekkür ederim. Fazlasıyla hani buradaki arkadaşlarım olsun, Türkiye'deki arkadaşlarım, ailem olsun sürekli telefonla her gün arıyorlar, soruyorlar. Buradaki Türk vatandaşlarımıza da hemşerilerime çok selamlarımı iletiyorum. Hani herkese çok teşekkür ediyorum. Bana desteklerinden dolayı gerçekten üzücü bir olay. Hani terör saldırısı olsa bile dini, dili, ırkı yok görüyorsunuz her yerde. Yok, elbette yok. Elbette. Yani ben her zaman söylüyorum, biz vahşi bir insanlarız. Hani düşünemiyoruz, mantıklı hareket edemiyoruz. Hani olabiliyor deyip hayata devam etmek lazım. Yani güçlü olmak lazım. Evet. Bu düşünceleriniz de hakikaten devam eder. Umut ediyoruz ki bu güçle devam edersiniz yolunuza. Tekrar büyük geçmiş olsun size çok de. Teşekkür ederim Canan Hanım. Sizin de konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi günler. Evet sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Irak'ta katliamı